doğru duymalarız. Ben not geldim. Tabii böyle spontane konuşunca unuttuğumuz şeyler oluyor. Kusurumuza bakmayın. Renk kurulması çalışmasını yapıyoruz. Onun için bu derneğin kurulmasında vermesini diyorum. Sağ olun. Hazırladığımız toprakları terk etmişti. Son yıllarda dilimden giden Yunanlarla biz görüşüyoruz. Onlar da buraya geldiklerinde gerçekten hepiniz biliyorsunuz gözleri yaşlı buradan ayrıldılar. Değerli kaymakamım, Dilim ilçesi biliyorsunuz şimdi ilçe. Geldiklerinde bizim büyüklerimiz buraya. Menderes Nehri'nin üzerinde köprü yok, Söge yolu yok. Buranın ismi Yoran. Yani o dönem ki büyüklerimiz askere girerken ancak Söke'yi görebiliyorlar. Çünkü ulaşım yok. Yani traktör, kamyon çubuğuyla gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Milas'a gidiyorlar. Milas'tan Çin'e, Aydın'a, Söke'ye ulaşıyorlar. Biz çünkü ilçe olarak Söke ilçesine bağlıyız. Bizim büyüklerimiz gerçekten burada tütün ekmişler, buğday ekmişler. Bunları getireceğiz. İnsan olarak eksiğimiz var. Onun için bu mübadele günlerini yaşatmamız anlamında evlerinde döküman olan arkadaşlarımız dokümanları biriktirsinler. Belediyemize, özel kalem müdürlüğüne ve başkanlığa bırakabilirler. Daha sonraki süreçte daha farklı çalışmalarımız olacak. Eskiköy'de belediye olarak istimlak etmiş olduğumuz evi bir tanesini Etnografya Müzesi yapacağız. Bu gördüğünüz eski fotoğrafları yayınlayacağız orada. Eskiden kullandığımız aletleri, araçlarımızı, gereçlerimizi daha sonraki gelecek jenerasyona taşıyacağız bunları. Onun için değerli büyüklerim, sizlerin elinizde bulunan ne varsa onları biz gerçekten teslim edeceğiz. Hem var, numaralayacağız. Yine sizin malınız olacak. Ama torunlarımızda ikinci, üçüncü jenerasyona sizin eserlerinizi sunacağız onlara. Onun için bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Çok değerli büyüklerim, değerli dedimlerim, bu seneki katılımı gerçekten güzel oldu katılım. Ha, bu da diyor ki önümüzdeki sene başka bir şey düşünmeniz lazım. Daha büyük bir salon, daha büyük bir meydanda, daha farklı bir organizasyonla 23 Mart'ı kutlamamız gerekiyor. Bunun için özellikle ben genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mübadeleler aslında hep bir hüzün barındırır. Yuvadan ayrılma, yeni bir yere yerleşme, hasret. Ama peşinden de her zaman şu sözü hatırlamak gerekir. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Selanik'ten Yoran'a gelmek herhalde bir refah, bir mutluluk sağlamıştır diye düşünüyorum. İnşallah adı Yoran olan, lakabı Yoranlılar olan, hep böyle söylüyor bazı yazarlarımız. Bu beldede bizler vatandaşlarımızı yormadan, onlar için çalışarak sizlerin kültürünün bir parçası olmaya gayret edeceğiz. İnanıyorum ki o çekilen sıkıntılar tarihte kalacak, anılarda kalacak. Belki biraz hüzünleneceğiz, belki biraz onları hissedeceğiz ama oralardan alacağımız derslerle, oralardan, o zamanlardan, o hatıralardan edinilecek derslerle bizler geleceğimiz olan gençlerimize çok daha güzel bir Didim, çok daha güzel bir Yeni Hisar, çok daha güzel bir Hisar, çok daha güzel bir Yoran bırakacağız. Bu akşam aranızda bulunduğum için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Hazırladığımız dostlar, şu dediğimi öğrenin. Yoran, Yeni Hisar, Didim diyelim. Bilenlere soralım, dinleyelim. Çok güzel bir beldedir, iyi bilelim. Gelin
çeşit çeşit ağaç, incir ve armut, bence en tabiri ağaçlar armut. Gelin bu dostlar kendimizi bulalım, ağaçların bölgesinde kalalım. Dilinin çarşısında beyaz minare, halk yazın çalışır, kışın kavare. Turistler geliyor harabelere, pek çoğuna hayran antik evlere. Gelin be dostlar, gerçekleri görelim, vergimizin kıymetini bilelim. Gidene bak gidene, gidip dön.